Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde bordo düz renk yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama başlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oyanım 1098 yazarak bütün detaylarımı anlattığım videomu izlediğinizde orada bulabilirsiniz. Bütün aklınıza takılanların cevaplarını her zaman yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Yazmamın kenarını tığladığım ipim Altın Başak marka 790 numara, şöyle göstereyim. Bordo, tam yazmamla aynı tutan bir renk. Bu ipimle çimenimi yapacağım. Üzerinde Altın Başak marka, şöyle göstereyim, 415 numara somon rengi kullanıyorum. Açık somon rengi. Yanında yine Altın Başak 347 numara sarı ve Altın Başak üzerinde krem yazan krem rengi iple çiçeklerimi yapacağım. Bugün bu modelimi yaparken tercih ettiğim tığım da 22 numara. Şöyle göstereyim. Tığ konusunda 20, 21, 22 numara tığlar oya için uygun. İstediğinizi, rahat kullandığınızı tercih edebilirsiniz. Hemen modelime başlamak istiyorum. Güzel bir model, kolay da bir model. Beraber yapalım. Çimenimi hemen yapmak istediğiniz renkle, ne renk yapmak istiyorsanız çimeni ilmeğimizi oluşturarak başlıyorum. Yeşil de olabilir. Ben şimdi bugün bordo kullanacağım. Yazmamın kenarı bordo iple tığlandığı için, ama yeşil de olur. İlmeğimi oluşturdum. Hem şöyle tığlamamı size yakından göstermiş olayım. Hem de şöyle tığ battının altından sık iğneyle giriyorum. İpimi buradan tutturuyorum. Bu şekilde. İpimizi tutturduktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 defa tığımın üstüne ipimi doluyorum. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4.'den giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Şöyle uzun bir trabzan yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. 3 zincirle 1 defa doluyorum. Yaptığım trabzanımın önünden yine girdim. 2'şer, 2'şer çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Biraz önce yaptığım trabzanımın önünden şöyle göstereyim. Sık iğne ile kirpiğimi tutturuyorum. Üstüne ikinci sık iğne, üçüncü, dördüncü, beşinci. 5 tane sık iğne yaptık trabzanımızdan aşağıya doğru. Altıncıyı yine büyük trabzanımızın önünden yaptık. Şöyle küçük bir kulakçık yapmış olduk. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine büyük trabzanımın önünden geçip 2, 2 çıkarak bir tane daha bu şekilde trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanın önünden düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü. Dördüncü. 5. 5 tane böyle sık iğnemi yaptım. Geri kalan 6. sık iğneyi büyük trabzandan yapıyorum. Büyük trabzanıma yaptığım bu sık iğneyi 1. sık iğne gibi düşünüp saymaya başlıyorum şimdi. 2.'yi yaptım. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 tane geri kalanı için yeterli oluyor. 10.'yu tığ battının altından yapıyoruz. Şöyle oldu. Göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Bu şekilde bir çimen yaptık. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu kez bir defa doluyorum. Tığ battı da 2 boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. 2'şer 2'şer 2 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden düğümlüyorum. Aşağıya doğru ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, yedi tane sık iğne yaptım. Sekizinci tığ battının altında. Şöyle göstereyim yaptıklarımı. İki kirpik yapacağımızda üç tane tığ battı atlıyoruz. Tek kirpik yapacağımızda 2 tane atlıyoruz. Şimdi yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Ben 5 zincir çektim ama siz dilerseniz buradaki zincir sayısını, sık zincir çekiyorsanız biraz arttırabilirsiniz. Daha gevşek yapıyorsanız bir tane azaltabilirsiniz. 2 defa doladım. Aşağıda 1, 2, 3 tane tığ battı boşluk bıraktım. 4.'den giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer. 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim.
3 zincirimle hemen bir defa doladım. Yaptığım büyük trabzanımın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıkıp bir tane küçük trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu 5 zincirle geri dönüyorum. Yaptığım son trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, beşinci. 5 tane bu şekilde yaptık. Bir tane büyük trabzanın önünden tekrar yapıyorum. Buraya 5 tane yaptıktan sonra üstüne yine 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine büyük trabzanımın önünden girdim. İkinci kulağımı yapıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. Yanına 4. Yanına 5. Şöyle göstereyim. Düzeltiyorum. Altıncıyı da büyük trabzanımın önünden yapıyorum. Biraz ip saralım. Büyük trabzanımın önünden yaptığım sık iğneyi birinci sık iğne gibi düşünüyorum şimdi. Yanına ikinci, yanına üçüncü, yanına 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane böyle sık iğne yaptık. Şöyle 2 tane de kulakçığımız oldu. 10. sık iğneyi tığ battığımızın altından girerek yapıyoruz. Yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa doladım bu sefer. Tığ battı da 1, 2 tane boşluk bıraktım. 3.'nün altından giriyorum. 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına 2. Yanına 3. 4. 5. 6. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. 7. 7 tane yapacağız. Son 8.'yi de yine tığ battının altından girerek yapıyorum. Şimdi çimenimi ben birazcık arttırayım. Bu şekilde çimenimiz devam ediyor. Birazcık arttırayım. Daha sonra üst kısmın yapımına geçelim. Üst kısmı yapıldığında çok güzel oluyor. Çok güzel bir model oluyor. Beraber hızlı bir şekilde tamamlarız. Biraz çoğaltıp dönüyorum ben. Ben oyamın çimenini biraz ilerlettim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir sıra dönüyoruz. Bir tur dolanıyoruz. İstediğiniz renkle çimeni yapabilirsiniz. Ben bugün bordo yazmanın kenarında yaptım. Hem biraz değişik olsun hem de böyle daha hoş oluyor. Bu aralar daha çok hanımlar tarafından beğeniliyor diye. Şimdi hemen üst kısmın yapımına geçmek istiyorum. Üst kısmı yaparken de üst kısmın yapımı da alt kısmı kadar kolay. Hiç zorlanmayacaksınız. Hemen başlamak istiyorum ben. Şöyle açık sarı ipim var. Sarı iple başlayacağım. Sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Birinci dalımın ucundan sık iğne ile ipimi tutturdum. Biraz yakınlaştıralım. Burada hiç zincir çekmeden iki defa tığımın üstüne ipimi doluyorum. Bir sonraki dalımın ucundaki o 5 zincir çekerek bıraktığım yuvadan girdim. İkişer, 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 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. İki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 2 defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine 2, 2, 3 kere de çıkıyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi son yaptığım trabzanımın önünden düğümlüyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Tekrar 2 defa doladım. Yine geldik. 2'şer 2'şer 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. 2 defa doladım. Yine bir sonrakine 2'şer 2'şer 3 kere de çıkalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım kirpiğimi bu
şekilde düğümlüyorum. 2, 4, 5 tane oldu. Ben bu şekilde arkadaşlar 10 tane kirpikli trabzan yapıyorum bu modelde. 2 defa doladım. Yine geldim. 2'şer 2'şer çıkıyorum 3 kere de. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. 6. kirpikli trabzanımı yapmış oldum. Yine 2 defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geldim. 2'şer 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 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 7. kirpikli trabzanımız. 2 defa doladım. Yine aynı yere geldim. 3 kere de çıkıyorum. Üstüne 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. 8. 2 defa doluyorum yine. 9. Son 2 defa doladım. 10.'yu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımı yaptıktan sonra üstüne geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Burada aşağıda yaptığım tek kirpikli tepeden de yine bir sık iğne yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim hemen. İpimizi keselim şöyle bir bakalım nasıl görünüyor diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne eksik gelecek, ne fazla gelecek, ne çiçeğiniz küçük duracak bu modelde. Bu şekilde verdiğim sayılarla yaparsanız. Çok sık da olmaz, çok seyrek de olmaz. Çünkü bazen müşterilerim ya da Instagram'daki takipçilerim bu model çok sık olmuş, çok yakın duruyor. Nasıl bunu seyreltebiliriz diyorlar. Çünkü bu örnekte yakın yakın hep çiçeklerle devam ediyoruz. Bunun için ben birinci tepede 3 tane atlatıyorum tığ battıyı, ikinci de 2 tane atlatıyorum. Normalde bana gelen fotoğraflarda hep 2'şer 2'şer tığ battı atlatılmış ama bu şekilde yapıldığında daha güzel bir sonuç veriyor bence. Hemen ben diğerlerini de tamamlayayım. Sizinle son halini paylaşmak istiyorum ütüledikten sonra. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Modelim bittiğinde bu şekilde görünüyor. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Verdiğim sayılarla yaparsanız eğer sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. O konuda hiçbir endişeniz olmasın. Çok güzel bir modeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflar için yakın plan fotoğrafları Instagram'da o yanım sayfamda paylaşıyorum. Oradan faydalanabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.